Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sözcük türlerinden belki en karmaşık, en fazla alana ayrılan fiile bakacağız. Fiil biliyorsunuz iş, oluş, hareket bildiren, olumlu ve olumsuz şekilleri olan sözcük türüydü. Anlamlarına göre üçe ayrılıyordu. İş, kılış eylemleri, durum eylemleri ve oluş eylemleri. İş, kılış eylemleri nesne alabilen, yani neyi kimi soruları sorulduğunda yanıt alabildiğimiz eylemlerdi. Kırmak, silmek, yırtmak ve taşımak gibi. Durum eylemleri ise öznenin içinde bulunduğu durumu anlatan, nesne alamayan, sorduğumuzda neyi kimi sorularının karşılığını bulamadığımız eylemlerdi. Ağlamak, gülmek, susmak, oturmak gibi. Oluş eylemleri ise öznenin iradesine bağlı olmadan gerçekleşen, gerçekleşmeleri süre isteyen, nesne almayan eylemlerdi. Yaşlanmak, büyümek, uzamak ve acıkmak gibi. Bazı kitaplarda eylemler başlama, sürme ve bitiş eylemleri olarak da ayrılır. Fakat sınavda karşımıza bu şekilde çıkmayacağı için bu konuyu sadece adını almakla yetineceğiz. Gelelim eylem çekimine. Yapım eklerini ve çekim eklerini görürken hatırlarsanız kip zaman ve kişi eklerinin çekim eki olduğundan bahsetmiştik. Kipler özellikle ikiye ayrılıyor. Haber kipleri ve dilek kipleri olarak. Haber kipleri içerisinde belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman var. Dilek kiplerine baktığımızda şart kipi, istek kipi, gereklilik kipi ve emir kipi ile karşılaşıyoruz. Haber kiplerinde zaman anlamı varken dilek kipleri zaman anlamı taşımıyor. Haber kiplerine bakalım. Basit zamanlar tek zaman ekili oluşan zamanlardır. Bunlar duyulan, anlatılan mışlı geçmiş zaman. Mış mış muş müş eklerinden biriyle çekimlenmiş olan ve anlamında kesinlik bulunmayan, geçmişte gerçekleşmiş ve masal zamanı olarak da adlandırılan zamandır. Ben gurbetteyken sevdiğim ellere varmış. Ozan bu türküyü yıllar önce söylemiş. Yanık sesiyle topluluklara kendini dinletmiş örneklerinde olduğu gibi. Gelmek fiilini belirsiz geçmiş zamanda çekimleyelim. Gelmişim, gelmişsin, gelmiş. Gelmişiz, gelmişsiniz, gelmişler. Gördüğünüz gibi bunda örneğin gelmişiz sözcüğüne baktığımızda gelmek fiil kökü, miş belirsiz geçmiş zaman, is eki ise çekim eklerinde gördüğümüz fiil çekim eklerinden birinci çoğul kişi ekidir. Miş eki bazı cümlelerde yükleme, başkasından duyma anlamı da katar. Bu sabah uyuyakalmışım, katmaz pardon. Epey yorulmuşum, dinlenmeliyim. Uykusuzluktan gözleri şişmiş. Burada başkasından duyma anlamından ise geçmişte gerçekleşmiş bir eylemin söylenmesi anlamı vardır. Görülen belirli dilli geçmiş zamana bakalım. Hikaye zamanı olarak karşımıza çıkar. Tarihi olaylarda bu çekimle anlatılır. Eylemin geçmişte gerçekleştiği ve konuşan kişinin eylemin yapılışına tanıklık ettiği anlamı vardır. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Cumhuriyet 1923'te kuruldu örneklerinde olduğu gibi. Gelmek fiilini belirli geçmiş zamanla çekimleyelim. Geldim, geldin, geldi. Geldik, geldiniz, geldiler. Şimdiki zamana bakalım. Eylemin hala yapılmakta olduğunu bildiren ektir. Makta, mekte ve yor ekiyle karşımıza çıkar. Sarı yapraklar topluyorum ağaçlardan. Adını bilmediğim sokaklarda geziyorum gibi. Gelmek fiilini şimdi de şimdiki zamanla çekimleyelim. Geliyorum, geliyorsun, geliyor, geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar. Gelecek zamana bakalım. Eylemin içinde bulunulan zamandan daha sonra yapılacağını bildirir. Acak ecek ekiyle çekimlenir. Planlanan şeyler bu zaman dilimiyle anlatılır. Emekliliğinde bir dağ evine yerleşecek. Eski şiirlerini bu yıl kitaplaştıracak. Birazdan yanında olacağım gibi. Geniş zamana baktığımızda R ekiyle çekimlendiğini, eylemin geçmişte yapıldığı, bugün yapılmaya devam ettiği ve gelecekte de yapılacağı anlamını taşımaktadır. Gelenekler, alışkanlıklar ve sürekli yapılan şeyler geniş zamanla ifade edilir. Her sabah güneş doğmadan uyanırım. Yörük çocukları doğayla iç içe yaşar. Düğünler 3 gün 3 gece sürer gibi. Gelmek fiilini geniş zamanla çekimleyelim. Gelirim, gelirsin, gelir. Geliriz, gelirsiniz, gelirler. Biliyorsunuz olumsuzluk eki birçok zamanda kullanılıyor. Mame olarak karşımıza çıkıyordu. Biz bunları fiil çekim eklerinde görmüştük. Fakat geniş zamanın olumsuzluğuyla çekimlenirken R ekinin ortadan kalktığını görüyoruz. Gelmem, gelmezsin, gelmez. Gelmeyiz, gelmezseniz, gelmezler gibi.
Gelelim zaman anlamı taşımayan, istek, şart ve emretme anlamı taşıyan dilek kiplerine. Bunlardan ilki AE olarak eke bulunan istek kipidir. Eyleme istek, öneri ve izin verme anlamları katar. İzin isteme anlamları katar. Kendime bir saz alayım. Dışarıdan bir süre gezelim. Ben de sizinle geleyim gibi. Gelmek fiilini şimdi de istek kipiyle çekimleyelim. Gelmek fiili istek kipiyle çekimlenen bazı kişilerde yöresel ağızların olduğunu kullanıp görüyoruz. Geleyim, gelesin, gele. Gelelim, gelesiniz, geleler gibi. Şart kipine bakalım. Eylemin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğu anlamını veren ve SSA2 ile çekimlenen fiillerdir. İyilese gezimize katılacak. Durumumuzu düzeltirsek yeni bir eve taşınacağız gibi. Gelmek fiilini şart kipiyle çekimleyelim. Gelsem, gelsen, gelse. Gelsek, gelseniz, gelseler. Gereklilik tipine bakalım. Eylemin yapılması gerektiğini bildiren ve benim ala ekiyle çekimlenen fiillerdir. Göçmen kuşlar bu yaylaya konmalı. Bu yerlerden gitmeliyim ben gibi. Gelmek fiilini şimdi de gereklilik tipiyle çekimleyelim. Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli. Gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler. Emir kipine bakalım. Eylemin gerçekleşmesinin buyurulduğu anlamı vardır. Kişi kendisine emir veremeyeceği için birinci tekil ve birinci çoğul çekimleri bulunmaz. Sarsın her yanımızı yaşama sevinci. Kağıttan gemiler yüzdürsünler çocuklar gibi. Bakalım gel gelsin, geliniz ya da gelin ve gelsinler. Gelelim bileşik zamanlara. Eylemden çok kip ekili oluşturulan zamanlardır. Burada birden fazla kip ve zaman eki vardır. Üçü ayrılır. Hikaye, rivayet ve şart olarak. Rivayet bileşik zamana bakalım. Kip ekinden sonra eyleme, miş eki eylemi getirilerek oluşturulur. Çalışacak, çalışmışmış dediğimizde duyulan geçmiş zamanı rivayeti. Okuyacakmış dediğimizde gelecek zamanı rivayeti. Görüyormuş dediğimizde şimdiki zamanı rivayeti. Gitmezmiş dediğimizde yeni zamanın olumsuzluğunun rivayeti. Sormalıymış dediğimizde gereklilik kipinin rivayeti. Duysaymış dediğimizde şart kipinin rivayetiyle karşılaşıyoruz. Hikaye bileşik zamana bakalım. Kip ekinden sonra eyleme, di eki eylemi eklenerek oluşturulur. Bakmıştı dediğimizde belirsiz geçmiş zamanın hikayesi. Geliyordu dediğimizde şimdiki zamanın hikayesi. Sevecekti dediğimizde gelecek zamanın hikayesi. Bilirdi dediğimizde geniş zamanın hikayesi. Öğrenmeliydi dediğimizde gereklilik kipinin hikayesi. Duysaydı dediğimizde şart kipinin hikayesi. Göreydi dediğimizde istek kipinin hikayesiyle karşılaşıyoruz. Birleşik zamanın bir diğer şekli ise şartlı birleşik zamandır. Kip ekinden sonra eyleme, SSA eki eylemi getirilerek gerçekleştirilir. Çalışmışsa dediğimizde belirsiz geçmiş zamanın şartı, anladıysa dediğimizde belirli geçmiş zamanın şartı, soruyorsa şimdiki zamanın şartı, severse geniş zamanın şartı, duymazsa geniş zamanın olumsuzluğunun şartı, gelmeli ise gereklilik kipinin şartı olarak karşımıza çıkar. Gelelim çekimli eylemlere arkadaşlar. Özellikle zaman dolayısıyla kişi eklerini alan eylemlerdir. Bu yüzden biz fiilimsilerin ve yapım ekiyle oluşturulmuş ve zaman eki almamış kelimeleri çekimli fiil kabul etmiyoruz. Çekimli fiil olabilmesi için kip ve dolayısıyla kişi eklerini alması gerekir. Bir uyuduk bir daha uyanmadık dediğimizde uyuduk ve uyanmadık çekimli eylemlerdir. Durumunu bilse sana yardımcı olur dediğimizde bilse ve olur çekimli eylemlerdir. Kendine yeni bir arkadaş bul dediğimizde çekimli eylemde karşımıza bul olarak çıkar. Gelelim eylemlerde olumsuzluğa. Eylemlerin NMA olumsuzluk eki getirildiğinde olumsuzlaşılır. Bu ek kip ve zaman eklerinden önce getirilir. Kapını hiç kimse çalmayacak. Kimse bilmiyor sana olan sevgimi örneğinde olduğu gibi. Bir tek dikkat etmemiz gereken yeni zamanın olumsuzluğunun mazmez olarak karşımıza çıkmasıdır. Gelelim eylemde kip ya da anlam kaymasına. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki kip ya da anlam kayması bir anlatım bozukluğu değildir. Bu yüzden söylenmek istenilen anlamını verecek şekilde kullanılması fakat farklı bir kipin tercih edilmesidir. Yarın size geliyoruz dediğimizde yarın zarfının kullanılması eylemin gelecekte olacağına yönelik bir söylemdir. Fakat burada geliyoruz diyerek şimdiki zaman eki kullanılmış ve kip kayması oluşturulmuştur. Cumhuriyet 1923'te kurulur dediğimizde
1923 tarihi belirlenerek geçmişte yapılan bir durum ortaya konmuş. Fakat kurulur diyerek geniş zaman eki kullanarak kim kayması, anlam kayması yapılmıştır. Anlam kaymasının görüldüğü zamanlara bakalım. Her akşam bu parka geliyorum dediğimizde geniş zaman kullanmamız gerekirken, çünkü her akşam zarfı kullanılmış, şimdiki zaman kullanılmış ve kim kayması olmuştur. Tatillerimi Urfa'da geçiriyorum dediğimiz zaman, tatillerimi diyerek bir gelenekten, alışkanlıktan bahsedildiği için geniş zaman kullanılması gerekirken şimdiki zaman kullanıldığı için anlam kayması olmuştur. Gelecek ay sınava giriyoruz dediğimizde, gelecek ay zarfından hareketle eylemin gelecekte gerçekleşeceği anlamı vardır. Fakat your şimdiki zaman eki kullanılmış, gelecek zaman eki kullanılmamış, anlam kayması olmuştur. Birazdan dışarı çıkıyoruz dediğimizde, birazdan zarfından dolayı eylemin gelecekte gerçekleşeceği anlamı vardır. Fakat burada çıkıyoruz diyerek şimdiki zaman eki kullanılmış, kim kayması yapılmıştır. Şair bu küçük evde doğuyor dediğimizde, doğma eylemi geçmişte gerçekleşmiş bir eylem olduğu için doğmuş ya da doğdu dememiz gerekirken şimdiki zaman eki kullanıldığı için kim kayması vardır. Bu ilçe 1995'te yerleşiyor. 1995 tarihi geçmişe yönelik bir zarf olduğu için burada da yerleşti ya da yerleşmiş demek yerine şimdiki zaman kullanıldığı için kim kayması yapılmıştır. İstanbul 1918'de işgal edilir diyoruz. 1918'e baktığımızda geçmişe yönelik işgal edildi ya da işgal edilmiş dememiz gerekirken geniş zaman eki kullanıldığı için kayması vardır. Kurtuluş Savaşı zaferle biter. Bitti ya da bitmiş dememiz gerekirken geniş zaman kullandığımız için kim kayması vardır. Mektubunu haftaya alır dediğimizde haftaya zarfından dolayı eylem gelecekte gerçekleşeceği halde geniş zaman kullanıldığı için kim kayması vardır. Okul birazdan açılır dediğimizde birazdan geleceğe yönelik bir anlam taşıdığından açılacak dememiz gerekirken geniş zaman kipi kullanıldığı için ne olmuştur? Kip kayması olmuştur. Gelelim eylemlerdeki kişi ekine ve kişi anlamına. Dört tip kişi eki vardır. Görülen geçmiş zaman ve şart kipinde kullanılanlar iyilik kökenlidir. Geldim, geldin, geldi. Geldik, geldiniz. Geldiler örneklerinde eylemin en sonunda bulunan kişi ekleri gibi. Duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman ve gereklilik kipinde kullanılan ekler. Uyumuşum, uyumuşsun, uyumuş. Uyumuşuz, uyumuşsunuz, uyumuşlar örneklerinde eylemlerin en sonunda bulunan kişi ekleri gibi. İstek kipinde kullanılanlar geleyim, gelesim, gele, gelelim, gelesiniz, geleler fiillerinde en sonunda kullanılan kip ekinden sonra gelen kişi ekleri gibi. Ve emir kipinde kullanılan kişi eklerine baktığımızda sen gel diyoruz mesela. Burada ek kullanmıyoruz kişi eki. Gelesin, gelin, geliniz ve gelsinler. Gördüğünüz gibi birinci tekil ve çoğul emir kipi çekimi yoktur. İkinci tekil emir kipi çekiminde de ek kullanılmadığı için kişi eki boş kümeyle gösterilir ve dört tane kullanımı bulunmakta. Fiilde kipten ve kişiden sonra eylemin yapısına bakalım arkadaşlar. Fiiller yapı bakımından diğer sözcük türlerinde olduğu gibi basit, türemiş ve bileşik olmak üzere üçe ayrılıyor. Basit fiiller herhangi bir yapım eki almamış ve birden çok sözcükten oluşmayan kök halindeki fiillerdir. Basit fiiller çekim eki olan kip ve kişi eklerini alabilirler. Yapım eki almamış bileşik zamanlı fiiller de basit fiillerdir. Yani birden fazla zamanın alınması fiili türemiş ya da bileşik yapmaz. Birçok şey kaldı benden sana dediğimizde kaldı eylemi. Hepsinde bir hatıra bulacaksın dediğimizde bulacaksın eylemi. Gül biter, sürü yatar, sararan bir aile dediğimizde biter ve yatar eylemleri yapı bakımından basittir. Türemiş fiillere baktığımızda isim ya da fiillerin kök ve gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulan fiillerdir. Vurulur güzelliğine de eğilir zambaklar dediğimizde vurmaktan vurulmak fiilden fiil yapım eki almış türemiş bir eylemdir. Eğmekten eğilmek fiilden fiil yapım eki almış türemiş bir eylemdir. Başar en çetrefil sınavlardan geçmeyi dediğimizde baştan başarmak isimden fiil türemiş bir fiildir. Hüzünün içinde soluklanır şiirim dediğimizde solumaktan soluk, soluktan soluklanmak. Önce fiilden isim türetilmiş, isimden sonra tekrar fiil yapılmıştır. Dolayısıyla burada da türemiş bir fiil vardır. Gelelim bileşik fiillere. Birden çok sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşturulmuş fiillerdir.
Dramatik bir hüzünle huzur terk eder seni dediğimizde, terk etmek isim ve yardımcı eylemle oluşmuş bileşik eylemdir. Nasıl anlayabilsin cüceler dev sevdaları dediğimizde, anlamak ve bilmek yardımcı eylemiyle oluşmuş kurallı bileşik eylemdir. Yokluğum bir ateştir ama bağrıma taş basarım dediğimizde, anlamca kaynaşmış bir bileşik eylem olan bağrına taş basmakla karşılaşırız. Bileşik eylemler kuruluşlarına göre üçe ayrılır. İlki etmek, olmak, kılmak gibi yardımcı eylemlerle kurulan bileşik eylemlerdir. İsim soylu bir sözcükte tek başına yüklem olamadıkları için yardımcı fiil adını alan etmek, eylemek, olmak, kılmak fiillerinin birleşmesinden oluşur. Kaybolsun hüzünlerin ufuktaki kızıllıkları. Bakın burada kayıp olmak hem PB'ye yumuşadığı hem de ünlü düşmesi olduğu için, yani bir ses olayı olduğu için bileşik yazılmıştır. Eğer olmasaydı ayrı yazılacaktı. Hemen burayı terk et dediğimizde, etmek yardımcı eylemiyle terk sözcüğü birleşirken bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılmıştır. Sakın zannetmeyin sizi sevmediğimi, zan ve etmek. Sen sebep oldun dünyanın kararmasına, sebep olmak. Yaz terk etmiş bahçemize ağaçlarda bir hazan, terk etmek. İçtenlik her şeyi güzel kılar, güzel kılmak. Seyreyleyelim kendi içimizde dışarıdan, seyir eylemek. Etmek, eylemek, olmak, kılmak sözcükleri tek başına yüklem olabiliyorsa yardımcı fiil olmaktan çıkar, asıl fiil olur. O kitapların tümü ancak 60 lira eder dediğimizde, burada etmek yardımcı eylemi değil, ona değerdir anlamında kullanıldığı için asıl fiildir. Yarın ben de orada olurum dediğimizde, bulunmak anlamında kullanıldığı için artık yardımcı eylem değil, asıl eylemdir. Bu yüzden de yardımcı eylem olarak kabul edilmez. Gelelim kurallı bileşik fiillere, yani özel bileşik fiillere. Fiil kök ya da gövdeleriyle belli fiillerin araya ekler gelerek oluşturduğu kalıplaşmış bileşik fiillerdir. Dörde ayrılır. İlki bir şeyi yapabilme, gücü yetebilme anlamına gelen yeterlilik fiilidir. Ebilmek fiili getirilerek oluşturulur. Bu konuda size bir takım olanaklar sağlayabilirim. Sağlamak ve ebilmek birleşmiştir. Sonra farklı sorunlar çıkarabilir. Çıkmak ve ebilmek birleşmiştir. Yeterlilik fiilinin olumsuzu üç biçimde olur. Sen bu sorunların hepsini çözebilirsin. Sen bu sorunların hepsini çözemezsin. Sen bu sorunların hepsini çözemeyebilirsin. Sen bu sorunların hepsini çözmeyebilirsin. Tezlik fiiline baktığımızda eylemin çabucak yapıldığı anlamını veren ve eyleme eklenen ivermek yardımcı eylemiyle oluşturulan fiillerdir. Köşede bir lafza kalıver gitsin, kalmak ve vermek. Rüzgar da esmeyi versin bu esinde, esmek ve ivermek. Biz hediyeleri annemden ve babamdan gizlemeye çalışırken babam içeri giriverdi. Girmek ve vermek eylemlerinin birleşmesinden tezlik bileşik eylemi oluşmuştur. Sürerlik ya da sürerlilik fiiline baktığımızda fiil kök ve gövdelerine e gelmek, e durmak ve e kalmak fiilleri getirilerek oluşturulan eylemin bir süre devam ettiği anlamını veren bileşik eylemlerdir. Salkım sözler sallana dursun kapımızda dediğimizde sallanmak ve e durmak. Onu görünce şaşkınlıktan dona kaldın dediğimizde donmak ve e kalmak. Bayramlar böyle kutlana gelmiş dediğimizde kutlanmak ve e gelmek anlamlarında bileşik eylem kullanılmıştır. Gelelim yaklaşma eylemine. E yazmak getirilerek oluşturulan ve az kalsın olacak da anlamını veren bileşik eylemlerdir. Çocuğun ateşi yükselince öle yazdı. Burada ölmek ve e yazmak birleşmiş. Az kalsın ölecek de anlamı katılmıştır. Ayağı kayınca düşe yazmış dediğimizde az kalsın düşecek de anlamını verdiği için yaklaşma fiili olarak kullanılmıştır. Bileşik eylemlerin son türü ise anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir. En az bir isimle bir fiilin anlamca kaynaşmasıyla oluşan fiillerdir. Bu fiillere oluşturan sözcüklerden en az biri gerçek anlamını yitirmiştir. Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller öngörmek, el vermek, başvurmak, vazgeçmek, varsaymak dışında ayrı yazılır. Sonu fiille biten bütün deyimler anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir. Memur bizi başından savdı, başından savmak. Memleketin bahçeleri gözünde tütüyor, gözünde tütmek. Söylenenler bir kulağından girip bir kulağından çıkar. Bakın deyim olduğu halde anlamca kaynaşmış bileşik fiiller olarak adlandırılır. Bir sonraki dersimizde Türk dilinin yeni bir konusuyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.